İnşallah benim olduğum güzeli bağışmış. 55 yaşındaki Keramettin Gülmez'in yüzü soyadına inat gülüyor. Onunla kil bekleyen 20 bin kişi arasında en şanslı olanlardan. İsmail Mert Polat ise Keramettin Gülmez kadar şanslı değil, en azından şimdilik. Burası bir yoğun bakım ünitesi. Burada yalnızca hayata pamuk ipliğiyle bağlı olanlar var. İsmail Mert Polat da onlardan biri. İsmail Mert Polat'ta kalp yetmezliği var. Onu hayata bağlayan şimdilik sadece bu makineler. Peki ya yarın? Nefes darlığı oluyor genelde bu hastalıkta. O yüzden bir ay önce Ege Üniversitesi Hastanesi'ne yattım. Kalp yetmezliği oldukça kötü bir hastalık aslında. Kalp nakli olması gereken bir hasta. Kalbin fonksiyonları ileri derecede bozuk. Uzun süredir hastanede yatıyor. Şu an kalbin kasılmasını arttırıcı bir takım ilaçlar gidiyor. Ama onların çok uzun süre veremiyoruz. O yüzden önümüzdeki hafta eğer bir kalp nakli gerçekleşmezse yapay kalp takmayı planlıyoruz. Bir kalp destek cihazı takmayı planlıyoruz. Bu cihaz da ayağa kalkabilecek, günlük aktivitelerini yerine getirebilecek ve daha güvenli bir şekilde kalp naklini bekleyecek. İsmail Mert henüz 21 yaşında. Ya buraya kadarmış deyip Ege Üniversitesi'nin kalp damar cerrahi bölümünün makineleri izin verdiği sürece nefes alacak ya da Keramettin Gülmez gibi sevinç gözyaşlarıyla hayata bağlanacak. Ya yeniden doğmuş gibi ki Keramettin Gülmez 55 yaşında bir kez daha geldi dünyaya. Hiç baymadığına yarayacağız da biz bunu dikeceğiz deseler ona da razıydım Allah'ın izniyle doktorlarımızla. Ya da yaşamla ölüm arasındaki o ince çizgide nefesini tutarak bekleyecek. Neden biliyor musunuz? Yaşamak için tabii ki. İsmail Mert yaşamak isteyen 20.166 kişiden yalnızca biri. 2011 yılında onun gibi bağış bekleyen her 100 kişiden 15'i bugün aramızda değil. Ve yine her 100 kişiden 15'i Keramettin Gülmez gibi yeniden doğdu. Oysa İsmail Mert de Keramettin Gülmez gibi yeniden doğabilir. O ve onun gibilerin yüreğinin atması için yürekli insanlara ihtiyaç var. Yarın dokulara tutunanları izleyeceğiz.